size günaydın diyeceğim de yanlış anlamayın. Saatlerimiz 8. Sabah sabah düştüm yollara. Hastane randevum var. Hastaneye gidiyorum. Ondan dolayı çıktım işte evden. Yani saat tam 8'e 8'e 10 var. Hani böyle saçma bir günaydın dedik size. Daha gün aymadı İzmir'de. Ama yollar kalabalık. Neyse orada görüşürüz artık. Hem havada aydınlanmış olur o zamana kadar herhalde. Bir saat yolum var çünkü. Hastaneye geldim. Kısmen de birçok işimi hallettim. Ay beynim döndü burayı çünkü bilmiyorum ben çok fazla adapte değilim. Bir sürü bloklardan oluşuyor burası. Muayenemi oldum. Kana gittim. Kana verdim. Röntgene gittim. Röntgeni oldum. Şimdi de kemik ölçümü için randevu alacağım. O da D blokmuş. Bir de D blok bulalım şimdi. Böyle parça parça işlerimi halledeyim. Neyse. Artık evde görüşürüz sizinle. Ve saatlerimiz yarım şu anda. İşimi bitirdim. Hastane işimi bitirdikten sonra annemi aradım. Annemin de banka işleri vardı. Oraya çağırdım onu da. Orada bankalar var her şubesi diye. Onun banka işlemlerini hallettik. Ay birazcık yoruldum. Şimdi artık eve geçiyorum. Allah'tan kahvaltı yapmadan gitmiştim de kanı verebildim. Şimdi bir kahvaltı yaparım. Ondan sonra günümüze başlarız artık. Nasipse. Ay çok şükür çok şükür evdeyim. Sabahın köründen beri. Üstümü başımı değiştirdim. Elimi yüzümü yıkadım. Azıcık oturdum. Bir çay içtim. Bir kurabiye yedim. Tamam. Kahvaltımızı yaptık. İşlerime başlamadan önce ne yapayım? Kahvemi de içeyim. Saçlarım da niye kabarmış ya? Çok kabarmış. Şöyle toka tutturayım bari. Şöyle. Evet şahtım şahbaz oldum geldim. Allah. Çok geç tarihe verdi ya kemik ölçümünü. Ta ayın sonuna. Orası bir de araştırma hastanesi. En büyük hastane. Ben orayı pek kullanmam. Hatta ben oraya hiç gitmedim polikliniklerine. Yani normalde o hastaneye işim düştü mü düştü. Ziyaret için gittim. Kardeşimin oğlu ameliyat oldu. Yataklı bölümleri falan biliyorum ama polikliniklerini ilk defa kullandım. Araştırma hastanesi. Oraya bir de Ege bölgesinden her hastayı da sevk ediyorlar. Denizli'den, Uşak'tan, Afyon'dan. Çok gelen var oraya. Orası kalabalık. Sevmiyorum orayı ben. Oh mis gibi oldu. Bak bugün köpüklü oldu. Bu makineyi ben bir anlam veremedim. Bir köpüklü yapıyor, bir köpüksüz yapıyor. Aynı kahve. Hatta daha paketini açtım. Paketinden kavanoza boşaltmadım. Kavanozun dibinde çünkü biraz var. Onu dökmem lazım. Şimdi bulaşıkları toplarken onu da hallederim. Ben kahvemi içeyim. Geliyorum. Thank you.
attık katta market var ya bizim, marketin manav bölümü de var. Oraya uğradım. Şöyle biraz portakal aldım. Biraz armut aldım. Biraz patates aldım. Biraz soğan aldım. Bir de bu neydi? Ha, elma. Biraz da elma aldım, geldim. Aslında ekmek alacaktım. Bir de öyle bakayım dedim. Mandalinayı da amacım. Mandalinalar güzel değildi. Kalın kabukluydu. Ekmek de henüz gelmemiş. Sıcak sıcak akşamüstü gelir herhalde. O zaman artık çocuklardan biri iner alır gelir. Mandalinayı bulamayınca ben de şunlardan aldım. Patatesim hiç kalmamıştı. Soğanım falan vardı evde de. Elmam birkaç tane vardı. Neyse, bu kadarcık küçük bir mini manav alışverişi yaptım. Birazcık lavaş yapacağım. Mayalı. Maya ile tuzu şekeri koydum. Çok hafif ılık su. Azıcık bu kendi halinde bir mayalansın. Ondan sonra ununu ilave ederek biraz mayalanmasını bekleyeceğim. Şöyle lavaş yapacağız bakalım. Tavanın boyutunda, hemen çok büyük olmayacak. Lavaş istediler. Ay, parmaklarım şişmiş. Bugün oradan oraya oradan oraya koşturunca. Mayaya geliyor bu şey ya. Kuru maya. Ne markaydı bu? Beğeniyorum bunu. Dorbi. Ha, A101'in markası. Bak, hep bunu alıyorum ben. Yani hep bunu almışım. 2-3 paket birden. Ne zamandır kullanıyorum. Çabuk mayalanıyor. Çabuk geliyor. Hem de güzel. Hoşuma gitti. 1-2 paket daha alayım. Şöyle un kabıma da koymadım. Henüz de un kabımı yıkayasım var. Henüz yıkamadım. Ondan un kabında değil şu anda. Öyle yapayım şimdi. Yoğurmaya başlayalım. Kimisi dedi ki pide mi yapsaydık, kimisi dedi ki lahmacun mu yapsaydık. Ben ona göre kıyma çıkarmamıştım ki, buzluktan saat olmuş 3.30. Neyse, yemek yapmak için buzdolabımın kahvaltı tarafında böyle 100 gram bile demeyeyim size, 100 grama yakın bir kıymam vardı. Yemeğin içine koymak için duruyordu o. Ben de ne yaptım, hemen onu domates, soğan ve içine patatesli rondadan geçirdim. Hepsini güzel bir harç yaptım. Şimdi onlara çakma pide yedireceğim. Yani 100 grama ben şimdi onlara bir pide değil de lahmacun yapayım. Nasıl olsa lahmacun da kimisi mayalı hamurdan da yapıyor. Kimisi mayasız hamurdan da yapıyor. Ben genelde mayasız hamuru tercih ediyordum ama neyse, aynı hamurdan olabilir. Herkesin dediği olsun. Bilseydim sabahtan hastaneye giderken ben onlara kıyma çıkartırdım. Neyse, harcımın içinde domates sosum var. Domatesim yoktu. Soğan, kırmızı salça. Ne salçası? Biber, kırmızı biber salçası. Patates püresi. Çiğ patates püresi var. Biber var. Bunların hepsini rondodan geçirdim. Tuzunu ekledim. Biraz zeytinyağı ekledim. Şöyle iyicene elimde çırptım, yedirdim. Bu da bekliyor şimdi. Onlara 100 gramdan ne yapacağım? Lahmacun yapacağım. Neyse, biraz beklesinler bunlar şimdi.
Şimdi birazcık ne kadar geçti? Yaklaşık 20-25 dakika geçti. Biraz mayalanmıştı. Ben onun havasını aldım. Şöyle birazcık daha yoğurdum ve bezeleri ayırdım. Şöyle cevizden büyük küçük bir mandalina kadar birazcık daha bekleteceğim şimdi. Birazcık daha mayalansınlar. Yoksa açılması zor oluyor. Evet, şimdi birazcık daha bekleteyim onu. Hamurlarımızı şöyle tenceremin ya da tavamın içi kadar şöyle açtım hemen. Küçük küçük yapmıştım zaten. İç harcını da dolduracağım. Ondan sonra tencerede şöyle pişirmeye devam edeceğim. Orada pişirmeye başlamıştım. Böyle böyle artık hızlı yapacağım çünkü saat itibariyle biraz geç oldu. Hızlıcana yapayım, pişirelim, yiyelim. Artık bir tanesini de öyle bazlama yaptım. Daha doğrusu lavaş mı derler, balon ekmek mi derler, ne derlerse desinler artık. Diğerlerini içli yaptım. Yaklaşık 15 mi 18 mi? 15 16. 17 tane de içli yapmışım 100 gram kıymadan. Maşallahım var. Bize afiyet olsun. Ya yemeği yedik. Bulaşıkları makineye atmıştım. Son tencerem kalmıştı. Lavabonun içinde araya gittim. Çamaşır serdim. Geldim. Tencereyi yıkadım. Sular kesildi. Allah'ım, ocağım yine kaldı. Hoş, ocağın üzerinde şu anda çay demleniyor. Çaydan sonra silecektim ama belki gelir o zamana kadar. Bilemiyorum şimdi. En azından yıkamadan gitmedi. Sonra şu tencereyi şöyle duruladım. Kesiliverdi pat diye. Açık bırakmışım. Neyse, bekleyelim bakalım gelsin diye artık onu. Evet. An itibariyle sizle en son görüştüğümüzden beri 1,5 saat geçti. Ve sularımız hala yok. Şöyle bir haldeyim. Neyse ki bulaşık da yok ya. Ocak leş gibi ama. Şeyde yapmıştım ya. Kırıntılara bakın. Valla ocak elden geçmesi lazım. Çay da eşim içmişti. Bitti onun faslı. Ben biraz ısıttım. Ben içeyim artık şimdi diye. Yok. Bekledim bekledim, gelmedi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ben de bugün artık videomu kapatayım burada. Müsaadenizle bugünlük benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.